Pardon hocam. O şey Seda. Seda ismi. Şöyle yapalım. Ayşe. Gülsün, bunlar sana mı? Bana ait. Annenin adı ne? Saniye. Ne? Saniye. Tutabilir. Sen de tut. Evet, gerçekten arkadaşlar, buraya girerken şişe şişe bir şeyler gördüm. Dedim ki bunlar ne? Üzüm suyu. Ya dedim, ben pekmez duydum, şerbet duydum. Ama dedim üzüm suyunu duymadım. Dilek Hanım ve Cüneyt Bey dedi ki, hocam buranın dedi en güzel şeyi, çok küçük üzümlerden yapılır, kokusu güzel dedi. Merak ediyorum dedim, bir bardak getirdi. Bismillah diyelim. Tadı çok güzel. Hemen etkilerini yaptı, ben yandım, çıkartıyorum arkadaşlar. Gömleğimin renginde. Şifa için, sağlık için. Ün ye, üzüm suyu için. Doğru mu söyledim efendim? Tebrik ederim. İsimleri çok güzel. Bir dakika dur. Yusuf, bir soru soracağım. Samimi cevap ver bana bu kadar. Bak, samimi cevap vereceksin. Hava kararmak üzere, dedim ki arkadaşa, burası neresi? Ünye. Ha dedim, Ünye burası mı ya? Ben çok duydum. Burada bir Çakır Tepe varmış. Gidelim dedim, çay içelim. Sonra burada öğretmen evinde kalırız dedim. Sabahleyin geçeriz dedim. Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'dan sonra Gümüşhane var. Gümüşhane'den sonra Erzurum, tur atıyoruz böyle. Hep imza konferanslara gidiyorum. Çakırtepe'ye çıktık. Bir masada 3 kişi oturuyor. Onun yanındaki masaya da biz oturduk. Oradan buradan konuşurken arkadaşa dedim ki, ya dedim, yarın vakit olursa dedim, burada dedim bir şey var, teleferik var. Oraya çıkalım dedim. O masadakiler dedi ki, kardeş dedi, o teleferik dedi Boztepe'de, Ordu'da, Boztepe'de. Onu ben biliyorum dedim. Ünye'de bir köyde bir amcanın yaptığı İlk böyle teknik, el yapımıyla yapılmış teleferik var dedim. Hacı amca dedim, burada bir köy dedim. Yok dedi, Ünye'de bu yok dedi. Yandakine dedi ki yok dedi. Kardeşim dedim, var, var yok. Sonra o arkadaş, Ünye'li olan arkadaş, birine telefon açtı. Dedi ki ya böyle böyle, bizim burada dedi teleferik var diyor birisi dedi. O da dedi ki falan köyde filanca kişinin teleferiği. Geriye döndü, siz nereden geldiniz dedi, Konya'dan. Konya'daki adam dedi, buradaki teleferiği biliyor, biz Ünye'deyiz, bilmiyoruz. Şuna bak dedi, masayı birleştirdik. Ondan sonra çay içtik, onlarla dost olduk. Bir tanesi Aydın, bir tanesi İbrahim, bir tanesi de fındık tüccarı. Ve her sene geldiğimizde dost olduk. Ünye'de böyle bir hatıramız var. Yani şu demek, gittiğiniz, gezdiğiniz, tatile çıktığınız yerlerin özelliklerini, orada neler güzel, neler öncelikli, onları bilip öyle gezin çocuklar. Etrafı araştırarak, sorgulayarak, tamam mı? Anlaştık mı? Ayrıca basınımız da buradayken, sevgili gençler, bir şehri güzel yapan yolu, binası, sokağı, caddesi değildir. Bir şehri güzel yapan insanlarıdır. O insanların da güzelliği kütüphaneden, bilimden, sanattan, tiyatrodan, sinemadan geçer. Bu anlamda bir şehrin nefes alabilmesi için o şehirlerdeki kültürel etkinlikler, şiir dinletileri çok önemlidir. Bir bölgede kitap fuarı, konferans, sempozyum, festival, kültür etkinlikleri yapılıyorsa o bölgedeki bunu yapanlara destek vermek lazım. Şimdi